İnatçılığı yüzünden bıraktım arkadaşlar. Levent Kırca'yla Oya Başar birbirine girdi. Beni teknik aksaklık yüzünden mi boşadın? Bu bir parodi değil, gerçeğin ta kendisi. Cuma günü boşanan Levent Kırca'yla Oya Başar öyle bir kapıştılar ki... Ben abino köpeği miyim o gece senin arkandan eve geleceğim? Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen... Aslında bugün gazetecilerin karşısına boşanma konusuna açıklık getirmek için çıkmışlardı. Ben karımı sevdim. İlk gördüğümde sevdim. Ve 22 yıl onu sevdim. Ve onu severek de ayrıldım. Levent Kırca, Oya Başar'dan neden ayrıldığını bütün ayrıntılarıyla açıklıyordu. Neden ayrıldığımızı tekrar altını açarak söylüyoruz. Bu konuda artık bir spekülasyon kalmasın. Bundan evvel oynadığımız oyunda, al birini vur ötekini atı oyunda, Oya... Benim sahnede laubalilik yaptığımı düşündü. Sululuk yaptığımı düşündü. Ve bundan dolayı full oynadığımız piyesi durdurdu. Durdururken de benim rızamı almadı. Madem ki biz hiç ortağıyız, bana demedi ki Levent ne diyorsun demedi. Hayır, piyesi durdu. Levent Kırca sözü dün akşam Pazar Keyfi'nde ekrana gelen ve rollerini beğenmedikleri için tiyatrodan ayrılan Ebru Kural'la Fatma Murat'a getirdi. Bizim ekibimizin içinden iki arkadaş sadece rollerini beğenmedikleri için size şerefim ve namusum üzerine konuşuyorum. Sadece rollerini beğenmedikleri için birisi 6 günlük provadan sonra birisi de 22 günlük provadan sonra rollerini beğenmeyerek çıktılar. Diğer arkadaşlarımızın hepsi burada. Ünlü komedyene göre bu iki oyuncu Levent Kırca'nın eşiyle arasının bozuk olduğu dönemde yanlış yapmışlardı. Oya'ya senin olmadığın bir yerde biz de olamayız gibi bir politik yaklaşım içerisinde bulundular. İkili bir oyunculuğa girdiler. Kırca ayrılmalarından resmen Ebru Kural'la Fatma Murat'ı sorumlu tutuyordu. Dürüst bir yaklaşım isterdim. Ben rolümü beğenmediğim için çıktım buradan. Benden çıkarken rollerini beğenmeden çıktılar. Sana gelip annemiz sen müesseseyi bıraktın biz sensiz bir yerde çalışamayız yaptılar. Sen de bu numaraya alet oldun. Hayır hayır. Ve bu bugün bizim boşanmamıza neden olan sadece bu iki insandı. Hayır hayır. Ve onların kaypaklıkları nedeniyle ben onların burada olmalı. İşte mevzu bu. Bu kadar basit. Bakın şahit oluyorsun. Oya Başar'ınsa iki arkadaşını bırakmaya niyeti yoktu. Ben onlar olursa olmaz dedim. O olmazsa olmaz dedi. Selamünaleyküm. Ortam iyiden iyiye gerginleşmeye başlamıştı. Oya Başar ayağa kalkınca da kızılca kıyamet koptu. Ben birlikte başladığım insanları yarı yolda bıraktım. Yani Allah yolunuzu açık etsin. İnatçı olduğum bir kere daha işte karımı ben inatçılığı yüzünden bıraktım artık. Kırca ile Başar basın mensuplarının önünde kavga etmeye başlamışlardı. Niçin iki arkadaşımı bırakayım ben dışarıda? Ben bugün bir profesyonel oyuncu olarak diyebilir miyim ki? Ben şu arkadaştan aynı sahnede oynamayacağım. Diyemem. Hakkım yok ben buna. Derim. Yuvamı yıkan birisi için ben bunu derim. Gözümü kırpmadan derim. İşinden evini karıştırıyorsun. Karıştırırım. İşte onlar... Benim işimle evim zaten karışık. Kardeşim. Levent Kırca'nın moralinin çok bozuk olduğu açıkça ortadaydı. Onu hiç bu kadar sinirli görmemiştik. O arkadaşlara da birer kilo kına alacağım ve evlerine göndereceğim. Bu iki hanım arkadaşa. Yuvamı yıktılar. Bu insanlara birer kilo kına göndereceğim. Kırca sürekli Oya Başar'la tekrar evlenmek istediğini söylüyordu. Çekilsin bu iki kadın bizim hayatımızdan el ele yolumuza devam edelim. Niçin arkadaşlarımızı yarı yolda bırakıyorsun? Arkadaşım benim yuvamı yıkıyor ya. Ne münasebet? Peki tamam arkadaşlar görüyorsunuz yapacak bir şey yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Etrafımda hiç dostum yok. Gör Allah'ım uzak seni. Al yanına kurtar beni. Hayat böyle çekilmiyor. Aslında fındık kabuğunu doldurmayacak bir olaydı bu. Ama ikisi de savunduklarından ödün vermeyince çıkış yolu bulunamıyordu. Bunca seneni paylaştığın, çocuklarını bırakmayı, eşini bırakmayı göze alıyorsun. İki kişi tiyatroya gelmiyor. Peki sahnede benim komiklik yapmam 22 yıllık eşini bırakman için sebep miydi? Boşanma davası açtın. Kırca 16 yıllık evliliğinin nasıl bittiğine hala inanamıyordu. Bir erkeğin dışarıda yatmasını, evinin dışında yatmasını asla ve asla kabul etmem. Kol kırılır yer içinde. Sen telefon açıp da kocana eve gel dedin mi? Peki Levent. Soruyorum sana. Sormadım ki. Sen bana telefon. Sen benim tiyatromu kapattın. Sahnede komiklik yapıyorsun diye.
Sen benim sahnede komiklik yapıyorsun diye full giden oyunumu kapattın, yürüdün gittin. Ben Pino köpeği miyim o gece senin arkandan eve geleceğim? Benim onurum yok mu? Çılgına dönmüş gibiydi. Sizlerden tek rica ediyorum. Kocan sahnede komiklik yaptı diye kocanı boşamadın. Boşanma davasını sen açmadın. Sen aç. Sebep ne? Levent, al birine vur ötekini de, sahnede laubalilik yaptı, saygısızlık yaptı, komiklik yaptı. Bunun cezası benim yuvamın yıkılması mıdır? Benim suçum bu mudur? Sahnede komiklik yapmaksızın. Velev ki ben bunu yapmış olsam bile. Benim suçum bu mudur? Sen bundan dolayı açmadın mı boşanmada? Var mı? Kumar oynadın, paramı kumarda kaybettin diyebilir misin? Şapkınlık yaptın, bir kadınla beraber oldun diyebilir misin? Sen ayyaşsın, alkoliksin, morfinmansın diyebilir misin? Sen sahtekarsın, hırsızsın diyebilir misin? Bana yüz kızartıcı bir ithamda bulunabilir misin? Asla. Hayır, ne yaptın? Ben sahnede komiklik yaptığım için mi beni boşadın? Sadece o değil de oyunda teknik aksaklıklar da vardı. Teknik aksaklık yüzünden mi beni boşadın? Beni teknik aksaklık yüzünden mi boşadın? Bu sene çamur modası yapıyor. Böyle büyük toplantılara, davetlere falan giderken özellikle sosyeteye öneriyorum. Evet. Çünkü çamur öyle atılmaz, böyle atılır. Aslında çamur öyle olmaz, böyle atılır. Bu ayrılığı kabullenemeyeceğini her fırsatta tekrarlıyor hoca. Böyle bir boşanmaya ben dahil Türk halkı ağzından değil poposundan güler. Böyle bir sebepten dolayı bir yuva yıkılmaz. Bu senin inatçılığından öte bir şey değildir. Bu gergin saatlerin ardından Levent Kırca, Oya Başar'a bir kez daha evlenme teklif ediyor hoca. Düşün, Avustralya'dan dönünceye kadar evlilik teklifi.